Ee, tabii oyuna böyle bir golle başlamak büyük talihsizlik tabii. Yani bir sıfır mağlup başladık neredeyse. Hiç alakası yokken bir gol ee, Birkaç dakika bunun şokundan sonra oyunda dengeyi sağladık. Açıkçası ilk yarıda da 5-6 tane gol girişimimiz var. Bunlardan bir iki tanesi de pozisyon beraberliği yakalayamadık. Ama gerek topun bizde kalması, bas yüzdesi, istek, arzu, zaman zaman ileride baskı bunların hepsini yaptık. Ama eee maalesef skoru değiştiremedik. Biz yediğimiz basitlikteki yakaladığımız basitteki pozisyonları gole çeviremiyoruz. Yediriyoruz ama gole çeviremiyoruz. Herhalde Porto'da aşağı yukarı 10 12 tane pozisyonumuz var. Bunlardan daha da kolay. Onu da atamadık maalesef. Böyle bir problemimiz var. İkinci yarı için söylenecek şey gole kadar olan bölüm. Golden sonra zaten Schalke tamamıyla oyunun hakimi oldu. Biz de bıraktık oyunu zaten öyle göründü. Ee, Şalke'yi tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Kazandılar. Ee, evet. Derbi sonrası olayı değerlendirdiğimizde e, belki sportif nedenlerle birçok şeyle boğuşuyoruz ama e, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ancak Derbeden sonra iğneyi kendimize batırırken ve iç meselelerle, ivedilikle tedavi uygularken bir de çuvaldızı hak eden dış meseleler var. Bakın. yuma <laughs> günü derbide tek bir pozisyon veya kişi üzerinden sonra çıkarmaya çalışmak ee, çok doğru bir şey değil. Çok son derece yanlış bir şey. İkinci yarı 2-0 önde devam ederken bir takımın temposunu düşüren aldığı veya almadığı veya yanlış aldığı kararlarla önce oyunu sabote edip ee, sonra tribünleri ve bizleri çileden çıkaran bir saha yönetimi vardı yetmedi. Maçın başından beri e, susmayan ve durmayan rakim, rakip takım yedek kulübesi de var. Şimdi bazen türbünden seyretmekle yani stat'tan seyretmekle televizyon başından seyretmek insanları yanıltabilir. E, çok büyük farklılıklar olduğunu görebilirsiniz. Eee e, ben o akşam maç bitimini eee takip eden olayların muhakkak hiçbirini tasvip etmiyorum. Bunda herhangi bir şey yok. Ancak olayların o boyuta gelmesinde eee veya gelmesine sebep olanların da değerlendirme sürecine tabi olması gerektiğini düşünüyorum. E, lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu olaylar kimin işine yaradı? Bir bakın isterseniz. Ee, kimin gündemini değiştirdi? İçinde bulunulan durumu kim meşru bir zemine taşıdı? Ya bugün meseleye Fatih Terim'e, takıma veya kişilere değil, Galatasaray'a ee, sahip çıkma olarak bakılmalı. 30 milyon dediğin için onu söylemek istiyorum. Ee, görüş aylıklarını bırakmalı Galatasaray, birlikte hareket etmeli. Galatasaray markasıyla Fatih Terim isminin bir araya gelmesinden rahatsız olanlar var. Bu çok net. <laughs> 30 milyonlu Galatasaray'da da bir araya geldiğinde oluşturduğu gücü görmezden gelenler var. Büyük resme şöyle baktığımızda bize şunu anlatıyor. Kenetlendikçe emeğini, haklılığını aramaktan çekinmeyen bir kitle ortaya çıkıyor ve ortak sevdaları da Galatasaray. Dünya üzerinde çok az böyle bir oluşum vardır. Ee, bugünkü zamanlaması manidar olan sevk, sevk etmemi desem, zevk etmemi desem, orada çok kararsızım. Ee, kararlarını da Perşembe günü hep beraber göreceğiz. Ancak. İki takım açısından benim seklerden anladığım bir şey var. Biz galiba kendi kendimize olay çıkarmışız maç sonu. Seklerden anladığım bu. Ee, onun için e, şimdi bir kayırılma meselesi var. Maalesef e, nedir o? Deklarasyonda bir kayırılma kelimesi geçiyor. Ben hayatım boyunca kimse tarafından kayırılmadım. Daha da doğrusu ben hiç o kayrılan tabakadan olmadım. Ben hayatım boyunca çalıştım, dilendim, uğraştım. Hata yapmadım mı? Yaptım. Gerektiğinde de özür diledim. Ama hiç o kayrılan tabakadan olmadım ben. Şöyle son yıllara da bakarsak da kimin kimlerin kayrıldığını da daha net görürüz. Bu arada da Türk spor tarihinin en büyük cezasını almış biri olarak konuşuyorum. Bana verdiler yine en büyük cezayı. Ee, ben adil olunmasını istiyorum. Ben tahrik unsurları ile niyetin doğru okunmasını istiyorum. Maçtan sonra adlı adınca konuştum. Ee, ben TFF Başkanı ve yönetim kurulundakileri hakem kurulunu bu organizasyon organizasyon içindeki aktörleri pek çok kişiden daha iyi tanırım. Ve bilirim. Skor istediği gibi olmadığında veya işler iyi gitmediğinde hedef göstererek işin içinden sıyrılacak biri olmadığımı da herkesin bildiğini düşünüyorum. Hayatım boyunca hiçbir sebep göstermedim. Çok Önemli bir şey söyleyeceğim. Aralık ayında geldiğim günden itibaren son derbiye kadar herkes hakemlere ateş püskürürken ben hakemlerle ilgili tek kelime söylemedim. Sivas'ta yine aynı hakem. Yani Fırat Aydınus topu dışarıdan alıp penaltı noktasına koyduğu zaman maçtan sonra sorulan soruda bizim hakemle bir işimiz yok. Biz iyi oynamadık dedim. Trabzon'da 29. dakikada Belanda'ya atan hakem ikinci yarı Rodeyaga'nın daha ağır yaptığında sarı kart bile göstermeyen bir hakem. Maçtan sonra bizim hakemi sebep gösterecek bir halimiz yok diyen gene benim. Onun için Ayrıca da şu işlere de bir bakalım. iyi gidiyor mu, gitmiyor mu? Rakiplerimizin birinden iki, birinden on puan öndeyiz. Şu anki önde olan takım da bizden dört puan önde. Bu kadar. Sekiz eksiğe, dokuz sakata ve birçok şeye rağmen. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Olmazsa UEFA'dayız. Şimdi iyi gitmeyen şeye de bir bakalım. Onun için hedef saptırma gibi bir niyetim hiç hayatım boyunca olmadı. Anlatabilirim daha. Melo'ya küfür eden bu hakem değil mi? Direkt. Şimdi <laughs> böyle düşünenlerin lütfen niyetini sorgulayın, amacını sorgulayın beni değil. Ee, hakemlerle yine bugüne kadar emeğimden, desteğimden, hakkaniyet takdirimden başka bir şey yapmadım. Allah rızası için ayıptır ya. Burada da bu maçın bu hale gelmesine sen sebepsin. Yine söylüyorum. Olayı çok yadırgadım bazı. Gerçi bazılarını yadırgamıyorum. Ya. Artık alışkınım onlara da. Diyor ki hoca gibi birine yakışmadı. Bir taç bir faul. Vah 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 Türk futbolu. Ben onu mu işaret ettim? Alınan kararların hepsine bak bakalım. Alper'in arkadan girdiği pozisyona bakın bakalım. 56. dakika 2-0 iken. Marti ne yaptı? Onun için onlarınkini sorgulayın. Yani benim geldiğimden günden beri onlarla ilgili takdir sözlerimden utanım bari. Şimdi o kadar Fırat Aydınus kendinde değil ki arkadaşlar. Dakika 94-95. iki oyuncu belli ki didişiyor. Çağırırsın. Eğer verdiği kararlardan güvenli olsa kendinin doğru maç yönettiğine inansa bir hakem şöyle yapar. Çağırır iki oyuncu. Sarı kartı gösterir. Onlar ayrılır ondan sonra bitir. Ayrıca ben hiç kimseyi tehdit etmedim. Bütün provokeyi sen yaptın dedim. Fırat Aydınus'a söylenenler doğrudur. Eğer biraz yüksek sesle ve abartıysam ondan da rahatsızlık duyarım ama söyledim mi? Evet. Hiç ben saklamıyorum. E oradan sonra Fenerbahçeli oyuncuları ve yöneticileri biz götürmedik mi soyunma odasına kadar? Şimdi onun için ee, yani <laughs> yine söylüyorum galiba kararlara baktığımızda biz biraz demin de söyledim ya sanki kendi kendimize bir şey yapmış gibi görünüyoruz. E, Hasan Çarş'ın konusuna gelelim. Kesinlikle davranışını onaylamıyorum. Yalnız Hasan kimsenin kendisine ceza vermesini beklemeden kendini ceza cezalandıran bir teknik adam ve karaktere sahip. Öz de yapar. Yaptığının yakışmadığını, zarar ver, verdiğini de biliyor. Ancak bana göre Galatasaray'a verdiği yarar zarardan daha fazladır. Eğer onunla ilgili bir konu varsa da ona da biz karar veririz. Onun için yararı daha fazla olduğunu da isterle belirtmeliyim. Ee, ben kimseye tük tükürme mükürme bir şeyler bakar galiba. Ben kimseye tükürmedim. Ceza ee, ne olur ne olmaz henüz bilmiyoruz. Ancak sahaya yine bir 11 kişi çıkacağız. Ee, sadece bu sefer işlerini yapmak için çıkmayacak o 11. Ceza alan daha belli değil ama alması muhtemel. Herkes için oynaması gerekiyor. Vefat eden taraftar. Maç esnasında, devre arasında ve genellikle maç sonunda olanlar bana aktarılır. Ben flash da haberim yoktu. Sonra söylediler. Basın toplantısına da ilk söylediğim söz bu evladımızın başımız e, çok üzüldüğümü e, vefatından duyduğum üzüntüyü ve rahmet diledim. Ancak <laughs> ben e, e, bu konudan malzeme çıkarıp kin ve nefretle bana veya taraftarlarımıza kelam edilmesini bu vefatı ahlaksızca gündem değiştirmeye yönelik kullananları kınıyorum. Bakın arkadaşlar, her şeyi çabuk unutuyoruz. Bir gecede play-off çıktı ortaya. Hatırlarsınız, çok uzak değil. Son maçta iki tane Galatasaraylı öldü. Play-off olmasaydı ölmeyecekti. Kimseyi suçladık mı bizi? Kim ister? Bu ülkede daha 1990'lı yıllarda hiçbir canın yerini, hiçbir başarı, hiçbir galibiyet, hiçbir zafer tutamaz diyen ilk insanlardan biriyim ben. Nasıl üzülmem? Nasıl başka bir şey onun yerine koyarım da bunlardan eee medet umanlar? Olur mu öyle şey? Ben yayıncı kuruluşu röportajından çıktıktan sonra öğrendim. Aslı Toplantısına giderken. Oradan sonra da söyledim zaten gereği. <laughs> bir konu daha var. Ee, söylemem gereken ee, Taraftarlarımız bana ne zaman bir koreografi yapsa veya ben ne zaman Ağustos için sesimi yükseltsem eee bu ve benzeri şeyler söyleniyor maalesef. Bana. Yani eee bugünkü tweet ve başkanlığı da Fatih Terim yapıyor. O zaman böyle bir şey olsa eee aynı şeyler yaşanıyor. Eee benim tek söyleyeceğim ortak hayallerimiz için yapacağımız daha çok iş oldu yönünde. Ee, makamın, mevkinin bu saatten sonra benim için çok da fazla önemi yok. Bunun böyle bilinmesini isterim. Önemli olan e, maç sonunda söylediğim gibi bu camianın hakkının yenmesine izin vermemek için elimden geleni yapıyorum. E, demin neyi hatırlamam gerektiğini de şimdi aklıma geldi. Bu kayrılmaktan gayrı bir de sokak kabadayısı var. Bildiğiniz gibi ona da bir cevap vereyim de. E, hani yeniden e, centilmek, centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı. Yeni bir centilmenlik. Üste çıkmak için, için hat aşmak ve sokak kabadayısı gibi ifadeler kullanmak bizim sandığımız e, Ali Koç vizyonuna yakışmıyor. Umarım yanılmıyorumdur. <laughs> Galatasaray taraftarlarına söyleyeceğim şu var. Bu sonuçlar alınacak, kazanılacak, kaybedilecek. Ama hiç kimsenin bizde ee, ümidini kesmemesi lazım. Yeniden bir şeylerin tesis edilmesi lazım ve ben bunu zaman içerisinde lider olduğumuz zamanda başka zamanlarda da söylüyorum. Yani ee, artık Anadolu takımlarının da eee bir baş kaldırı içerisinde, bir e, vizyon içerisinde, bir plan içerisinde gittiğini görüyoruz. Ee, rekabet sadece e, büyüklük ve şehirle ilgili değildir. Ruhladır, azimledir, istekledir. Ve en önemlisi de doğru per, e, performansla sağlayabilirsiniz. Şu an Galatasaray'ın ve Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum, ee, muhakkak taraftar beklentileri kazanma ve başarı yönünde. Ama ee, kısaca biz bir sistem kurup yapıyı organize ederken bir yandan da yarışıyoruz. Onun için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu zaman içerisinde ee, görecekler ki Galatasaray futbol takımı. değişime uğrayacak. Tabi arkadaşlar şimdi şu oynadığımız takımın 300 milyona yakın bir bütçesi var. Yani onun için ee, geçen sene şampiyonluğa olan açlık bu yıl kendisini ee, bireysel konulara bıraktı. Sakatlıklar özellikle milli takımdan dönenler mevki eksiklikleri Arzu edilen e, oyun sisteminin 11'i konusunda sıkıntılar çektik. Dolayısıyla bazen fizik, bazen mental yorgunluklar Ben benlik sıralamasındaki yerin daha iyi olabilir ama şu andaki yerinde çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Daha önümüzde 25 tane maç, 20 küsür tane maç var. Asayi bunların altından kalkar. Bunların altında hep beraber kalkacağız. Ama esas konu ki bugün çok geç vakit oldu. Bunu Florya'da herhalde bir idman açarak çok daha başka şeyler söyleyerek konuşabiliriz. Bugün Şampiyonlar Ligi'ni konuşacağım dedim diye soruya cevap verdim. Daha cevap söyleyeceğim çok şey var. Onu da inşallah Florya'da antrenmanı açarız o zaman söyleriz. İyi geceler herkese. Teşekkürler.